üstü. Şeyse biraz aşağı tutayım mı Ahmet abi? Mesela şunu çek. Elin yanıyorsa. Çek çek şunu. Tamam abi. Tamam. Tamam. Çek. Şimdi biliyorsunuz ki ülkemiz bir deprem bölgesi, deprem ülkesi. Biz bu depremleri hem Kuzey Anadolu fayının etkisiyle hem de Doğu Anadolu fay zonunun etkisiyle 6 Şubat'tan günümüze kadar değişik vesilelerle bir büyüklüğünden 7,7 büyüklüğüne kadar değişik oranlarda hissettik, yaşadık, gördük. Bu depremler vesilesiyle 6 Şubat'ta meydana gelen ve daha sonraki oluşan artçı depremlerde yaklaşık 100 bin civarında insanımız hayatını kaybetti. Bir o kadar insanımız da yaralı, hasta ve hastanelerde yaralı durumda hayatını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bunlar depremlerin hep kötü yüzleri, yani depremlerin insan hayatına olan zararları, maddi hayata olan zararları, insan canlı hayatına olan zararları, insanların, depremlerin insanlara göstermiş olduğu kötü yüzleri. Ama eğer siz konutunuzu sağlam yaparsanız, bir de deprem oluşturan fay zonlarından uzakta, daha böyle güvenli yerlerde hayatınızı devam ettirebilirseniz, aslında depremler çok fazla can almaz, çok fazla zarar vermeyebilir. Bunun da temel şartı, o bölgede oluşacak muhtemel deprem büyüklüğüne, deprem büyüklüğünde ayakta kalabilecek olan sağlam konutları yapabilmek. Bir de deprem etki alanından mümkün olduğu kadar da uzaklaşmak. Eğer biz bu iki şartı gerçekleştirebilirsek, depremlerden minimum oranda zarar görme adına üzerimize düşen görevleri, sorumlulukları yapmış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi depremlere karşı alınabilecek en iyi tedbirlerden bir tanesi bilinçli bir toplum, dirençli bir şehir oluşturmak. Bunun için bir toplumun bütün kesimlerine, ilkokuldan, anaokulundan, üniversiteye, hayatın sonuna kadar bütün alanlarda, bütün kademelerde eğitim, öğretim ve çalışmalara devam ettirmek. Şimdi bunlar bugüne kadar bizim konuştuklarımız hep depremlerin kötü yüzleriydi. Ama depremlerin iyi tarafı da var. Bugün bize hayat kaynağı olarak sunulan içtiğimiz sular, bunların bir kısmı fay kaynakları şeklinde yüzeye çıkar ki içme suyu, sulama suyu şeklinde hayatımızın devamını sağlayan ana unsurlardan bir tanesi. Bir diğeri de sıcak su, Sarız örneğinde yaşadığımız gibi. Sıcak sular da depremlerden sonra herhangi bir yerde fay zonlarında zuhur edebilir. Fay zonlarından sıcak su çıkışları gerçekleşebilir. Bu sıcak su çıkışlarının eğer ısı değerleri yeteri ısıyı yakalamışsa, yeteri kadar da bir su miktarı da varsa, burada güzel kaplıca tesisleri, termal tesisler, otel, dinlenme tesisleri, spa merkezleri kurulabilir. Bu bölgelerde de hayatın gelişimine katkı sağlayan, bölgenin, yörenin gelişimine katkı sağlayan maddi, manevi, ekonomik unsurları beraberinde getirir. Bu anlamda Sarız bölgesinde bize gelen bir ihbar doğrultusunda yerinde bir incelemelerde bulunduk. Yapmış olduğumuz incelemede Sarız ilçe merkezinin Kızılpınar mevkiinde, Kızılpınar mahallesinde bir vatandaşın evinin hemen bahçesinde sıcak su çıkışının olduğunu gördük. Biz bu anlamda acaba bir fayla ilintisi var mı diye diri faylara bir baktığımızda diri fayların tam üzerinde olmadığı sıcak su çıkışının biraz yakınında olduğu, Sarız fayının yakınında olduğunu gözlemledik. Yerinde yapılan ölçümleri incelediğimizde ısı değerinin yaklaşık 86 santigrat dereceye kadar ulaştığı belli oluyordu. Su buharının çıktığını gözlerimizle gördük, şahit olduk. Yine bu bölgede yapılacak bir çalışma ile MTA tarafından araştırma geliştirme çalışması ile bölgedeki jeotermal potansiyelin olup olmadığı, jeotermal potansiyelinin daha fazla yerlerde sirayet edip etmediği, bu anlamda bir çalışmayla yörenin belki de jeotermal alan olabileceği yönünde gelişmeler, çalışmalar olursa bir katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Bu anlamda Sarız ilçesinde meydana gelen depremlerden sonra, 6 Şubat depremlerinden sonra meydana gelen bu sıcak su çıkışının ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Umarım ki bu Sarız ilçesinde meydana gelen bu sıcak suyun arkası devamlılığı olacaktır. Yapılacak olan çalışmalara bağlı olarak ve bu
belli bir rezervin olması durumunda ısı değeri zaten yeteri kadar gözüktüğü kanaatindeyim. İlçeye ve ilimize de katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Termal turizm açısından önemli bir merkez. Etrafındaki ilçeler ve illere baktığımızda bir Elbistan bölgesinde bir sıcak su çıkışının olduğunu biz biliyoruz. Onun dışında Tufanbeyli var, Göksun var. Buralarda herhangi bir sıcak su çıkışı yok. Pınarbaşı ilçesi var, herhangi bir sıcak su çıkışı yok. Sivas'ın diğer ilçeleri var, sıcak su çıkışı yok. Bu anlamda Saz ilçesi, termal turizm, termal tesis, spa merkezi, otel, dinlenme merkezi anlamında isabetli bir nokta olacağı kanaatindeyim.